Şöyle de mi? Ben yıllardan beri gazetecilik yapıyorum. İşimiz yoğun, stresli. Bu stresi de yenmeyi ben denizde buldum. Yıllardan beri dalıyorum. Sürekli balık vuruyorum. Çanakkale Boğazı'nda dalıyorsun. Çanakkale Boğazı'nda dalıyorsun. Çanakkale Boğazı'nda. Özellikle sonbahar aylarında balığın Ege'ye doğru geçişi var. Bu ayları kaçırmıyoruz. Genelde Kasım aylarında aralığa kadar kafalı levrek geçişleri var. Biz de bu fırsatları değerlendiriyoruz. Çok zevkli bir iş. Yoğun stresi sabah suyunda atıyorum, güne dinç bir şekilde başlıyorum. Bu nefes kontrolü, bu işi yapan Çanakkale'de bir sürü abilerimiz var. Benden de rica ettiler bir gün şöyle kafalı levrek olduğunda bir haber yapalım diye. Biz nefes kontrolümüzü yapıp dibe dalıyoruz, dibe iniyoruz. Agajon denilen bir teknikle veyahut da zıpkının kabzesini taşa, zemine vurarak balığı çağırıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 dakika içinde balık önümüze geliyor. Bu şekilde dik bir şekilde gelip bize yanak veriyor. Yanak verdiği zaman gördüğünüz gibi ben de yanak verdi. Buradan vurdum. Zıpkın buradan çıktı. Bu şekilde kolaylıkla balığı alıyoruz. Tabii karanlık sularda yaklaşık 7-8 metreden sonra 10 metreleri arasında acık zemin bugün hava kapalı olduğu için karanlık birden çıktığı için karşımıza tabii ki ürküyor insan. Bu adrenalin bizi çekiyor galiba. Bu korku, bu heyecan. Farklı bir duygu. Yalnız tabii bu işi herkes yapamaz. Çok riskli bir iş. Bu işin eğitimini almak lazım. Ustalardan öğrenmek lazım. Yani herkes eline zıpkını alıp dalmaya kalkarsa Allah muhafaza kötü şeyler olabilir. Kaç kilo balık? Tahmin ediyorum şu anda tezgaha koymadım ama 10-11 kilo arası bir levrek. Aldın mı? Galip aslında.